Herkese merhaba. İsmim Nihat Abu Nasır. Türkiye'de yaşayan bir Filistinliyim, bir Gazzeliyim. Aynı zamanda Türkiye vatandaşıyım. Burada eğitimimi gördüm ve burada çalışıyorum. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi burada tamamladım. Türkiye'de yaşıyorum ama şu an yaşanan durumlardan dolayı size bu konuşmayı yapıyorum. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde patlak veren olaylardan ötürü şu an ben aileme ulaşamıyorum. Bunu söylemek belki kolay gelebilir ya da bunu duymak normal gelebilir insanlara ama bunu yaşamak çok ağır ve çok zor. Gerçekten bu çağda 4G, 5G, 6G'den bahsediliyor ama ben aileme ulaşamıyorum. Neden? Çünkü Gazze'ye tam bir abluka uygulanmaktadır. Peki bu Gazze'de bu durum nasıl oluştu? Filistinler neden bu durumda şu an? Soranınız vardır muhakkak, bundan eminim. Bu yaşananlara doğal bir sonuçtur. Çünkü biz işgal altında yaşıyoruz. 100 yıldır işgal altında yaşıyor Filistin halkı ve bu işgal maalesef bitmemiştir. Tam tersi, şiddetini artırarak sürdürmektedir Siyonist devleti. Bu işgalle birlikte Mescid-i Aksa'ya her gün baskılar uygulanıyor. O baskınlar neticesinde yaşlı, genç, kadın zarar görüyor, hapse atılıyor, dövülüyor, darp ediliyor. Aynı zamanda Mescid-i Aksa altında kazı çalışmaları devam ediyor yıllardır. Batı Şeria'ya bakacak olursak yine her gün karadan ulaşabildikleri için Siyonist güçler oraya baskınlar uygulanıyor. Mahkumlarımız İsrail hapishanelerinde 5000'den fazla mahkumlarımız var. Bunu biliyor mu acaba dünya? Ne tarz işkencelere maruz kaldıklarını en iyi biz biliriz. Çünkü erkek kardeşim İsrail hapishanelerinde 18 yıl geçirmiştir ve yeni çıktı. Hamdolsun çıktı ama içeride 5000'den fazla mahkumumuz hala yaşamaktadır. Ve Gazze ablukası. Yani şu an yaşadığımız durum aslında yeni bir durum değil. Yeni bir durum değil. Gazze ablukası 17 yıldır devam eden bir durum. 17 yıldır devam eden bir abluka. Yani sonuç olarak ve bu sebepler devam ediyor, inanın. En önemlilerini ben paylaştım sizinle. Sonuç olarak Filistinliler direnişten başka bir yol kalmadığını kanaatine varmıştır. Ve bu yolda canları başta olmak üzere evleri, huzurlarını, her şeyini vermeye hazır. Ve siz görüyorsunuz haberlerden. Yok olma ile karşı karşıyayız Gazze'de. Soykırım uygulanıyor. O yüzden tüm desteğinizi bekliyoruz. Tüm desteğinizi. Bugünlerde Siyonist propagandası çok vahşi bir şekilde Batı'da işlemektedir. Bari Türkiye'de işlemesin. Bu konuda yapabileceklerinizin doğrultusunda elinizden gelebilecekleri lütfen Gazze için, Filistin için yapmanızı diliyorum, bekliyorum. Çok teşekkür ederim.